Zaten Arap cariyelerine dönmüşsün. O Arap paçavrası türbanın içinde köpek gibi kavruluyorsunuz. Beyinsiz öküzler sizi. Hiçbir şekilde cezasız kalmayacak. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you think. Selamun aleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bir sabah kalktık, maydanoz kremimizi yaptık, hemen bir şeyler atıştırdık. Birazdan çıkıyoruz. Saat şu an 10:10 geçiyor. Aynen. Biraz erken kalktık, 8:30 gibi falan kalktık. Bugün birkaç kağıt işlerimiz var, onları halledeceğiz. Evet, sonra ben tıraş olacağım. Sonra, aynen, sen tıraş olacaksın. Böylelikle akşam da artık evde yemek falan yaparız. İnşallah. Aynen öyle, şimdi çıkalım. Hadi bakalım. Biz şu an ikinci otobüsümüzü de hallettik. Evet, Etimesgut'tayız arkadaşlar. Benim biraz kağıt işlerim var. Evet. Onları halledeceğim. Ondan sonracığıma... Sonra ne yapacağız? Tıraş olacağım hayatım. Baksana. Aynen. Saç sakal birbirine karıştı. Akşam ne yapacağız? Yemek Allah olarak. Allah bilmiyor, düşünmemiz lazım. Daha sabah ve biz şu an akşam yemeğini düşünüyoruz. Neyse. Show enough. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. İşlerimizi hallettik şu anda. Yine yağmura yakalanıyoruz. Evet, şu an yine yağmur başladı. Geçeceğiz. İşte berbere. Eşim hemen saçlarını falan yaptıracak. Ondan sonra İnşallah acıma... fırtınaya yakalanmayacağız. İnşallah. Kaç gündür galiba böyle devam edecek. Biz de böyle yakalanacağız. Sonuç. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yine Selçuk abi sağ olsun. Mehmet abinin de muhabbeti sağ olsun. Bayağı bir muhabbet sohbet ettik. Allah razı olsun. Çok iyi insanlar. Tıraşımızı olduk. Vallahi bayağı iyi oldu ya. Değil mi sultanım? Ben şimdi bir de görünce. Parlıyorum. Biz şimdi ne yapacağız? Şimdi geze metroya geçeriz zaten. Eve Aynen. geçeriz. Ondan sonra da artık. Bakarız. Bir markete Bakalım. Gideriz. Alışverişimizi yaparız. Tamam. Ondan sonra eve geçeceğiz. Alışverişimizi şimdi yaptık. Arkadaşlar bir tansiyonum düştü benim. Oy, acıktın mı sen? Sabah biraz az yemişiz. Burada şimdi evet. böyle mısır patlaklı şeyler olur ya. Böyle yuvarlak. Hı-hı. Onlardan aldık. Biraz onlardan yiyeceğiz eve yürüyene kadar. Bugün o kadar çok yürüdük ki. Yani... Oh güzel oldu, spor oldu güzel. Şimdi evimizin oradaki BİM'e geldik. Evet. Alışverişimizi hallettik. Şimdi eve doğru gidelim de. Hadi bakalım. Ondan sonra görüşürüz. Biz eve geldik. Hemen size küçük alışverişimizi gösterelim. Bir iki tane soğan kaldı. O yüzden soğan aldık. Hem BİM'de güzel bulmuşken. Son zamanda aldığım bütün soğanlar hep çürük çıkıyordu. BİM'dekiler. Ama şu an güzel. Hani ya güzel yani sertler falan. Bir tane hindistalam aldık. Şu Etigon'dan aldık. İki tane. Bir tanesini yedik. Ekmek aldık. Bu akşam için baget aldık. Belki bagetlerden bir tanesini kedilere yaparım. Bilmiyorum. Şöyle birazcık domates aldık ve marketten çıktıktan sonra bir amca vardı. Kayısı ve kiraz satıyordu. Kayısının kilosu 7 liraydı. Kiraz da markette 30 lira kilosu. Orada 10 liraydı evet. ve çok lezzetliydi. Markette kayısı 15 lira. Aynen. O yüzden ikisinden de aldık bu şekilde alışverişimiz. Ezim,
güzellik seni. Mavi de bir yakışırmış, bir yakışırmış. Balığım. Ne oldu kızım? Ne oldu annem? Sen mamanı bitirirsen kardeşimi izlersin öyle. Ah, bizim budak da yemeğini yiyor. Evet, biz şu an oturduk evet, ve dinleniyoruz. Evet gençler, yorulduk bayağı bir. Evet, bu arada size şimdi dün akşam bize saat 12 civarı gelen bir yorumdan bahsetmek evet. istiyoruz. Çünkü yani o saatlerde pek çok yorum yapılmadığı için çok da gözüme çarpan bir yorumdu. Evet. Ve dinimize, sırf hani bana değil, dinimize, kapalılara kapalı olması bile gerekmiyor. Yani dinimize yapılan, bir saygısızlık diyebiliriz yani de. Buna. Ve sen evet. okusana. Aynen. Yani şimdiden özür diliyoruz. Sırf yazılanları okuyoruz. Evet. Özür dileriz şimdiden. Bazı yerleri şey at değil mi? Dığıt diye. İşte ne yazmış? Yemek yaparken ellerini sıva pasaklı. Kimsenin o muktan kara bileklerini ne yapsın yobaz? Bileklerini açsan ne olur? Zaten Arap cariyelerine dönmüşsün. Beyinsiz öküzler. Erkek serin serin gezerken 40 derece sıcakta o Arap paçavrası türbanın içinde köpek gibi kavruluyorsunuz. Beyinsiz öküzler sizi. Erkekler yarı çıplak, göğüs, karın, bacak, kol, saç, sırt açma serbestliğine sahipken sen sırf kadın cinsiyetinden dolayı saçının telini, bileğini bile çıkaramıyorsan bu senin dangalaklığın, senin öküzlüğündür. Sizin gibi türbanlı gerizekalı kadınlar varken erkeklerin ağzınıza etmesine gerek yok. Başka yazmış ama kendi ağzına kendiniz ediyorsunuz zaten. Tabi buralarda farklı kelimeler kullanmış. Ben çok şey yapmıyorum. Böyle bir şey yazmış arkadaşlar. Yani evet. hani bir insan niye böyle bir şey yazabilir? Niye bu kadar nefret dolu olabilir? Bilemiyoruz. Ama evet. bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacak. Evet. Sonuna kadar bunu cezasını yani hem Allah'ın adaletine bırakıyoruz hem de inşallah ülkemizin adaletine bırakacağız. Evet. Ya şöyle evet. bir şey var. İnsanlar artık sosyal medyadan yapılan hakaretlere suç yok diye düşünüyor. İşte buna hiçbir şekilde kimse bir şey diyemez, kimse bir cezası olmaz ya diye düşünüyorlar. Ya da bilerek yapıyor, bilmiyorum. Yani kendisi bilir ama hiçbir şekilde yani bunun şeyi olmayacak, evet. cezasız kalmayacak. Çünkü bu sadece bana değil, hepimize yapılan bir hakaret. Aynen. Ve hani tamam şimdiye kadar birçok insanı belki biz mahkemeye vermişizdir. Lakin böyle bir şeyde affetme durumu bizde böyle sıfır. Böyle bir şey ilk defa geldi zaten. Yani böyle bir şey. Küfür müfür geliyordu, bir şeyler geliyordu. Tabii. Onların hepsini veriyoruz ama bu ayrı yani. Yani zaten gerçekten. İlk kez böyle bu şey hakkında konuşuyoruz evet. zaten. Hani bir insan hani Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, hiçbir şeye inanmıyor da. Ateist olabilir. Aynen, hiçbir şeye inanmıyor da olabilir. Biz herkese saygı duyuyoruz, evet. herkesin inancı kendine. Lakin biz hiç kimseye geçip inancıyla yani küfür etme hakkımız evet. hiçbirimizde yok. Aynen öyle. Ve evet, yani gerçekten biz... Maalesef bunu da sizlere burada açıklamış bulunuyoruz gençler. Aynen öyle. Yani klavye arkasında herkes istediğini evet. yapamaz. Bunun için uğraşacağız. Her ya, zaman uğraştık. Edelim. Allah ıslah etsin. Böyle insanları hidayete erdirsin. Yapacak bir şey yok inşallah. Yani. Bunu, onu buralara getiren şeyleri yani Allah yok etmeyi, ortadan kaldırmayı bize nasip etsin. Yani bu insanları buralara getiren o düşünceleri, sistemleri. Ya bir de bir kin, evet. bir nefret hani anlamadım gitti. Neyse. Hayırlısı olsun. Artık. Hayırlısı olsun. Gerçekten diyecek hiçbir şey bırakmadı. Yani ben de bile hiçbir şey demedim. Evet. Aslında hani birisi hakaret etse, şey yapsa ben de güzelce ne cevabımı koyuyorum. Şimdi... Ama ilk kez hiçbir şey yazmadım. Hiçbir Aynen. şey yapmadım. Siz de kötü yorumlar yazmayın buna karşı arkadaşlar. Yani, çünkü zaten bu mahkemeye aynen, gidecek. Zaten. Onun altında yapılan her şey zaten ortaya evet, çıkacak. Boş verin. Öyle evet, yani. Söylemek istedik. Bu şekildeydi. Şimdi biraz takılalım hayatım. Biraz sonra dinleneceğiz. Çok sıcak. Akşam yemeğine yaklaşacağız. Sonra akşam yemeğini muhtemelen yaparız. Ben şimdi akşam yemeğini hazırlıyorum. Bugün bayağı bir hafife kaçıyor. Sadece baget ve cacık yapacağım. Yanına da belki ekmek falan yiyebiliriz değil mi? Cacıkla bunu yeriz hayatım. Ekmek yeriz. Neyse. Artık bakacağız. Böyle derisini çıkarttım arkadaşlar. Ben hoşlanmıyorum. İsteyen öyle de yapabilir. Şimdi normal baharatlayacağım. Hep olduğu gibi. Birazcık sıvı yağ. Tuz. Aslında bazen böyle ne deniyor ona? Patates falan da koyuyorum altına. Ama eşim bugün onu da istemedi. Hayatım sadece... Şu
Şu ara çok şeyiz arkadaşlar. Böyle et, tavuk, işte but, baget falan olsun. Ha bunları yiyip böyle sırf onu ve salata canımız çekiyor ama böyle bol bol et yiyeceğiz. Bilmiyorum yani ben mesela hiç biftek seven bir insan değildim. Son zamandır hele ki o son yaptığım var ya hani kendim marine ettim. Çok lezzetliydi. Bu arada birisi hatta bana şey dedi. Krema da ekleyebilirsin. Kremayla da çok hani lezzetli oluyormuş marine etmek etlerde. Onu da bir ara deneyeceğim. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Bir ara da böyle tavuğu marine edeceğim. Bunu hiç yapmadım. Her şeyi marine ettim, bir tavuğu marine etmedim. Yani tavuğu dediğim yani şu baget. Şimdi bunları bir güzelce dizeceğim. Şöyle her yerine biraz böyle her yere sürerekten. Böyle pişecek arkadaşlar. Enfes kolaya kaçtım. Şöyle. Badem, hayır. Yine tripota sardı bu. Ara nazik yapma bakayım sen. Şöyle her yerine süre süre. Aydın bize afiyet olsun. Ve birazcık meyve çıkardık. Buyurun bize. Beraber olsun. Afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Balımın yattığı yere bakın. Badem. He? Evet arkadaşlar ben sofrayı toparladım. Mutfağı da toparladım. Eşim de çay demledi. Vay, ablaya ne yapıyorsun kızım? Sinir ettin şuna bak. Allah'ım şahit oldunuz resmen. Kızdı abla sana. Kızdı. Çok ayıp ettin. Üstüne atlanır mı? Değil mi kızım? Ne yaptı o sana? Ne yaptı annem? Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Biz de şimdi TV keyfi yapacağız. Zaten sizin film önerilerinize baktık. Birkaç film var böyle aklımızda. Artık birisini izleriz muhtemelen. Bugünkü videoyu da böyle kapatalım diyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.